Kapında sırılsıklam, görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Buyur ağam. Ben bir telefon edebilir miyim? Buyur Abuzer efendim. Teşekkür edeyim. Evet ağam. Anlaşılan Abuzer Sinem'le hala barışmamış. Öyle görünüyor abicim. Baa, tekrar barışma girişiminde bulunuyor, gördün mü? Dur bakalım. Alo, Sinem. Demedim. Sinem, tamam. Benim, Abuzer, Eda'lı. Tanıdım Abuzer. İyiyim, sağ ol. Şey diyeyim Sinem, sınavlarım bittiyse görüşek diyecektim. Maalesef, sınavlarım devam ediyor. Öyle mi? O zaman sınavların bittiği vakit görüşebilirik, değil mi? Görüşürüz. Hem zaten sana söyleyeceklerim var. Öyle mi? Ne söyleyecektin? Ha, demek telefonda anlatılmaz. Tamam, sonra görüşürük. Kendine iyi bak Sinem. Of ağam, of, of, of! Telgraf mı çekecek? Telefonda anlatamıyormuş. Abuzer beyefendi, gördüğüm kadarıyla görüşmeniz başarısızlıkla sonuçlanmış görünüyor. Değil mi? Dalga geçme oğlum çocukla. Durumu çok kötü görünüyor. Ben gidip bakayım. Ne oldu aşk insanı? Ne dedi Sinem kardeşim? Sınavlar bittikten sonra seninle görüşürük dedi. Ne güzel işte. Demek ki seni affetmiş. Hiç öyle sanmayayım ağam. Yani bileyim ben bu halleri. Aynur da ayrılmadan önce aynen böyle yaptıydı. Sonra da beni bir başıma bırakıp gitti. Sanayım ki Sinem de öyle yapacak. Allah Allah. Saçmalama Abuzer. Nereden çıkartıyorsun bunları? Yok yok. Ya, içime doğ ya. Aman kardeşim. İçine mi içine sakın doğmasın. Önce ne diyeceğini öğren, sonra derdine düşersin, tamam mı? Tamam, tamam. Zaten ne olduysa bu içine doğma meselesinden oldu. Doğru değilsin ağam. Bekleyip görmek lazım. Günaydın. Günaydın Celal. Günaydın Cellomello. Kazım abinin arabası tamirden gelmiş abi. Geldi oğlum. Diyorum ki araba boş durmasın. Sırayla çalıştırın, hem Ayşe'ye de katkımız olur. Bak, ben söyleyecektim ağzımdan aldır Ramço. Vallahi aynı şeyi söyleyecektim. Çok iyi düşündün Ramço, çok iyi. Abi, istersen bugün ben kullanayım ha? Tabii oğlum, sen bilirsin. Bir çay da ben içsem, Abuzer nerede? Benim boğazım kurudu. Cello, Abuzer'e hiç bulaşmasan çok iyi olur bence. Ne oldu ki? Sinem. Ha, şimdi anlaşıldı. Yaralı aşıklara dokunmamakta fayda var. En iyisi çayımı gidip kendim alayım. Şunun ucunu düzelsene. Anne nereden çıktı bu yatak hazırlama işi anlamıyorum. Allah Allah. Yengenle dayını salonda yatırmayacağım herhalde. Burada yatacaklar. İyi tamam tamam. Ama anne ya yengenle dayın barışmamışsa? Barışmışlardır, barışmışlardır. Yengen böyle günde bizi yalnız bırakmaz. Şuradan yastığı ver bakayım. Al anne. Oh. Ama bu da çok sert. Dayın bunda yatamaz ki. Kuşluyu sever. Şu dolabın üstünden kuşluyu yastığı ver. Oğlum oh. Bakma sana. Al anne. Anne, he. Bu koku ne? Aa, ay yemeği ateşe koymuştum. İnşallah yanmamıştır. Oh, aman. Bir şey olmamış neyse ki. Oğlum kapıya bakıver. Tamam anne, bakıyorum. Dayı, hoş geldin. Hoş bulduk aslan yeğenim. Anne, dayım geldi. Geldim. Ah abicim hoş geldin. Ay, hoş bulduk kızım, hoş bulduk. Başımız sağ olsun.
Sizleri de çok özlemişim. Sağ ol abicim, sağ ol. Biz de seni çok özledik. Aa, yengem gelmedi mi? Gelmedi kızım. Niye? Gelemezdi. Biz ayrıldık. Aa, ayrıldınız mı? Günaydın Selcan. Günaydın canım. Benim hemen çıkmam gerekiyor. Çay yaptım, sen içersin. Duruşma mı var? Ne bu acele böyle? Hayır, büroya gitmem lazım. Bir arkadaşımla anlaştım da artık büroda beraber çalışacağız. Aa, iyi iyi Selcan. Kendine yeni bir ortak aldın öyle mi? Yo, sadece büroyu paylaşacağız. Malum, büronun kirasını tek başına ödemek iyice zorlaştı. Nasıl olacak yani? Nevzat da büroda beraber çalışalım, kirayı da paylaşalım deyince hiç düşünmeden kabul etti. Pardon. Nevzat mı? Nevzat da kim? Adliyeden bir arkadaş, sen tanımazsın. Yani tebrik ederim Selcan, tebrik ederim. Büroya yeni birini alıyorsun ve benim haberim olmuyor bundan. Bunun senin için önemli olduğunu bilmiyordum. Tabii ki önemli Selcan, tabii ki. Senin kiminle çalıştığını bilmek isterim. Yani bu senin güvenliğin açısından önemli. Seni korumak benim görevim Selcan. Teşekkür ederim ama buna hiç gerek yok Kenan. Biz artık evli değiliz. Ha, bravo. Bunu ikide bir söylemen gerekmiyor Selcan. Ayrıldığımızı biliyorum. Öyleyse ona göre davran. Tabii. Öyle mi? Teşekkür ederim Selcan. Haddimi bildirdiğiniz için teşekkür ederim. Madem sen beni hayatından çıkarttın, o zaman bu evde kalmamın bir anlamı da yok Selcan. Evde kalmana bir şey dediğim yok Kenan. Konuyu çarpıtma. Hayır Selcan. Kararlarını tek başına verebildiğine göre tek başına da yaşayabilirsin. Ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Kenan! Hoşça kal Selcan. Ah be abi, yapmayacaktın, ayrılmayacaktın yengemden. Biliyorsun kızım, ben prensip sahibi bir adamım. Bir sürü şey eskiden beri birikti, artık dayanamadım. Ah canım, nasıl kötüdür şimdi yengem? Dur ben arayayım da bir hatırını sorayım. Sakın ha! Ben o defteri kapattım. Sırası değil şimdi görüşmenin. Ay tamam. Ama yengemle bak... Tamam kızım, kapat şu konuyu. Dayı, bavulun odana koydum. Aferin aslan yeğenim. Gel bakayım, otur şöyle. Dersler nasıl gidiyor? İyi gidiyor dayı. Aferin sana, vay be! Çok yakışıklı olmuşsun. Çok da terbiyelidir dayısı. İyi ki geldin dayı, hemen gitmeyeceksin değil mi? Yok evlat, artık gitmeyeceğim, hep buradayım. Canım dayım benim. Aslan yeğenim benim. Şey dayı, benim okula gitmem lazım, akşam görüşürüz. Hadi yavrum, okulundan geri kalma, güle güle. Ha, hoşça kal. Güle güle aslanım. Güle güle oğlum. Ay abi kusura bakmazsan ben de kafeye gideyim. Pelihan Hanım yalnız kalmasın. Kafeye? Tamam. Güle güle. Hadi hoşça kal. Sen yalnız kal canım. Yok be kızım, merak etme. Ben de durağa gider Ramazan abiyle konuşurum. Oh iyi. Senin için de bir değişiklik olur. Hem bakarım şöyle araba nasıl durumda. Bir şey yapmışlar mı yapmamışlar mı değil mi ya? Sağ ol canım benim. Hadi hoşça kal. Eyvallah. Ha, abi bak acıkırsan dolapta yemek var, ısıtıp ye olur mu? Tamam be kızım, ben başımın çaresine bakarım hadi. Tamam canım, hoşça kal. Güle güle kızım, güle güle. Yine Sinem'i görüşmeye razı edemedik. Aman be abicim ya, sen hala Sinem'in derdinde misin? Hadi abi, hadi Ramazan abi kahvesini bekliyor. Çabuk. Tamam. Çabuk. Hayret bir şey. Adam gibi bir hüzünde yaşayamayız değil mi? Çekil rica edeyim. Buyur ağam, kayfen geldi. Aa, sağ ol amcan efendi. Merhaba. Merhabayın ağam. Hoş geldin kanki. Hoş bulduk. Merhabayın da Kenan ağam, sanki Karadeniz'de gemilerin batmış gibi. Şşş Abuzer, sen çok konuşma da kankime bir kahve yap. Hadi bakayım. Hadi. Abuzer, kahve falan istemem. Sağ ol. Değil mi? Kanki, bak bakayım bana. Senin suratın neden asık? Canım asık falan. Yok asık. İyi. Moralim bozuk senin, İyi kanki, değil. Kanki çekelim misin şöyle bir? Erdal. Ben yeni bir eve taşınana kadar sende kalabilir miyim? Rica ederim abi, tabii ki kalabilirsin. Bir dakika kanki. Sağ ol, teşekkür ederim Erdal. Ha, suratının neden asık olduğu anlaşıldı. Ev arkadaşıyla anlaşamadı. Ömer. Ağam, zaten ben bu ev arkadaşlığı işinden hiçbir şey anlamadıydım. Ha doğru bak. Kenan oğlum, Abuzer doğru söylüyor. Boşandınız, hala aynı evde yaşıyorsunuz. Olacak iş mi? Doğru. Ben de böyle olmayacağına inanıyorum. Artık kendi düzenimi kurmam lazım. Bence böylesi daha iyi olacak. Baştan beri işine kimseyi karıştırmadın oğlum. Nasıl istiyorsan öyle yap. Vallahi en iyisi o. Kafan nasıl rahat edeceksen odur. Hem Erdal ağamın bekar palas her dakika hizmetinizde. 24 saat sıcak su, banyo. Abuzer. Tamam ağam. Sustum. Kanki bir saniye gelsene. Seninle bir şey konuşacağım. Ya ben bir şey demedim. Gel. Ha, kanki gelsene bir. Selcan büroya Nevzat diye bir adamı ortak almış. Yani ben adamı tanıyorum yani. Belki de tanımıyorum yani. Tanıyorum, burada belki şu anda çıkaramadım. Merak ettim, bir gidip büroya öğrensene adam kimmiş, neyin nesiymiş.
Olur, olur kanki de şimdi anlamadığım bir şey var. Sen şimdi hem Erdal'ın yanına taşınıyorsun, hem de hala Selcan'ın ortağını merak ediyorsun. Yani bir bağlantı kuramadım. Nasıl açıklayacaksın bunu? Yok canım, yani adam doğru düzgün biri mi, dürüst müdür nedir? Yani Selcan'ı emanet edebilir miyim? Onu öğrenmek istedim. Kanki hadi Allah aşkına gider misin bir büroya? Kıskandım desene şuna kanki. Yok canım. Niye kanki durup dururken kıskanayım? Ya sadece meraktan adam nedir, ne değildir? Aa tabii 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 anlıyorum. Ama kanki bak lütfen beni yanlış anlama ama aynı durumda ben de olsaydım aynı şekilde davranırdım. Düşünsene ya. Moraş böyle bir şey yapsaydı kıskançlıktan ölürdüm. O yüzden kötü bir şey değil. Kıskanma normal. Kanki kıskanmıyorum. Tamam peki tamam. Madem kıskandın ben Nevzat'ın kim olduğunu öğrenirim. Aa, Ömer. Sustum. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Gidecek misin? Gideceğim. Yalnız bir sorun var kanki. Söyle kanki. Şimdi eğer ben Selcan'ın bürosuna gidecek olursam Selcan benden anında şüphelenir. Doğru vallahi ya. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam buldum. Ne buldun? Senin dahi kankin her şeyi çözer. Manoş'u göndereceğiz. Ya çok iyi bir fikir kanki. Aferin. Evet ya. Yani hiçbir şey yokmuş gibi biz Manoş'u Selcan'ın bürosuna göndereceğiz. Manoş ortalığa bakacak. Sonra bu Nevzat'ın nasıl bir insan olduğunu anında bize bildirecek. Ne dersin? Harikasın kanki, harikasın. Tamam. Evet, öyleyse show operasyonu başlayabilir. O ne be? Şüpheli ortak operasyonu duymadın mı? Tamam kanki. Başlatalım hadi. O zaman. Hadi güzel. Hadi. Yürü. Buyurun Ekrem Bey. Çocuklar yepyeni bir program yapacağız. Nasıl bir program? 70'li yıllarda moda olan şarkılar ve şarkıcılarla ilgili bir program. Ay harika fikir Ekrem Bey. Adı da Unutulmayanlar olsun mu? Harika bir fikir. Zaten senin aklın da yüzün gibi güzel. Ay çok teşekkür ederim Ekrem Bey. Hemen yapma Aynur. Sanki çok parlak bir fikir buldun. Söylenmeyi bırak da git arşivden o şarkıları bul. Tamam da Ekrem Bey, programı kim sunacak acaba? Tabii ki ben. Siz ne anlarsınız nostaljiden? Hadi yürüyün işinizin başına yallah. Tamam Ekrem Bey. Aynur ben o kadar şarkıyı nereden bulacağım? Sen bana yardım eder misin? Tamam merak etme ben yardım ederim. Hadi yürü o zaman. Benim bir işim var bant değiştirip geliyorum hemen. Çabuk ol Aynur. Kuşum. Merhaba Kenan, hoş geldin. Hoş bulduk ben Aliyeciğim. Niye geldiniz? Neye geldik biz? Bilmiyorum. Şey Selcan ve ortağı var canım. Tamam. Biz düşündük ki sen çok kapalı kaldın burada. Hiçbir arkadaşını göremiyorsun. Selcan'ı çok özlemişsindir. Bürosuna gitsen de bir sohbet etsen Selcan'la falan. Ay çok yani. İsterdim. Hadi hemen hazırlan çıkalım. Ay isterdim ama Ekrem Bey bir sürü iş verdi. Benim onları yapmam lazım. Biraz sohbet edelim sonra dönersin. Hadi evet, hadi gel. Anlatamadım galiba çocuklar. Çıkamam diyorum. Ama bak bir tanem Selcan'ın yanına bir ortak taşınmış. Hem o ortağın kim olduğunu falan öğrenirsin. Hadi. Anlamıyor musun Ömer? İşim var. Çıkamam. Peki Junior Manoş burada duruyor saatlerce. Hava alması lazım. Biraz dışarıya çıksa diyorum Manoş ya. Çalışmam hadi. Lazım. Anlamıyorsun ya. Tekrar ediyorsun ya. Ya sen ne kadar inatçı bir kadın oldun. Bana pöktürme. Ya çıksa dışarı ya. Bir şey anlatmaya çalışıyorum böyle. Kim o mübaşir gibi bağırıp duran? Merhaba Ekrem Bey. Nasılsınız? Merhaba Kenan. Bu dangalak niye geldi ya? Bana dangalak deme. Eko bak ama. Ya sana ne ya? Gözlüğü dikerken gel. Ben burada karınla konuşuyorum ya. Sanki. Bana bak. Sen öyle aval aval niye dolaşıyorsun? Hala araştırmaya başlamadın mı? Ben şimdi başlayacaktım ama Kenan'la Ömer gelince ben onlara bir şey ettim. Yapacak bir sürü işimiz var. Hadi işin başına. Ya bir dakika, Ömer ne olur. Ya karım burada çok kapalı kaldı. Tamam mı? Dışarıya çıkarmaya geldi ben. Kenan ne olur. Ekrem Bey hoşçakalın. Teşekkür ederim. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Ay tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Bu gözlükle tırtıl hep bunu yapıyor. Ben bu Eko'yu ya ne diyeceğim bilmiyorum ya. Bu adamın yüzünden operasyonumuz başarısızlıkla sonuçlandı. Ben döveceğim bunu. Hayır, tamam. Döveceğim kanka. Boş ver, üzülme. Ben başımın çaresine bakacağım artık. Hem sana bir şey söyleyeceğim. Bu benim eski karımın bürosu değil mi? Evet. O zaman oraya gitmemde hiç mi sakınca yok, giderim. Tabii gidersin kanki. Harika bir fikir be. Tamam. Aslan kankim benim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bu konuştuklarımızdan ayrı olarak. Söyle. Şimdi bu senin eski karının bürosu değil mi? Evet. Oraya gitmemde hiç mi sakınca yok kanki? Kanki ben ne dedim? Evet, aynısını konuştuk. Hadi, doğru. Hadi kendine iyi bak. Sağ ol. Sağ ol kanki. Sağ ol, hadi sağ görüşmek ol. Üzere. Şoför Bey, boş musunuz? Tabii hanımefendi. Buyurun. Estağfurullah. Evet. Merhabalar hanımefendi. Nereye gideceğiz? Hisar'a gideceğiz. Hisar'a, tamam. 14'ten merkeze Hisar'a müşteri aldım, tamam. Anlaşıldı müşterimse iyi yolculuklar, tamam. Hayrola Nuray, arabadaki paket ne?
O mu? Ha? O Ceylin doğum günü hediyesi. Bugün doğum günü de. Öyle mi? Evet. Aşk olsun. Önceden haberim olsaydı ben de bir şey alırdım kızım. Olsun amirim. Düşünmeniz yeter. Sağ olun. bu gece müthiş bir kutlama yaparsınız herhalde. Ay, amirim ben de onu söyleyecektim. Ceylin'e bu akşam bir sürpriz hazırlamak istiyorum da biraz erken gidebilir miyim? Tabii tabii. Hatta benim yerime de kutla Celal'i, tamam mı? Ah, gerek kalmadı. Kendisine söylerim artık. Aman amirim sakın söylemeyin. Sürpriz bozulur sonra. Aa, tamam tamam. Hı. Merak etme sen. Merhabalar. Nasılsın karıcığım? Merhaba canım. Oo, hoş geldin damat bey. Yüzünde gülücükler açıyor. Anlaşılan evlilik iyi gidiyor ha? Aman abicim. Maşallah de vallahi ben mavişime kavuştum. Kendi evimize taşındık. Daha ne isteyeyim Sebahati abi değil mi? Aa, aşk olsun Celal. Duyan da annenle babam bizi eziyet ediyor zannedecek. Yok mavişim ben öyle demek istemedim. Annemle babam dünyanın en iyi insanları. Ama insanın kendi evinde, kendi eşyalarının üstünde oturması daha güzel değil mi? Doğru söylüyorsun Celal. Tamam annemle babam benim için çok kutsallar ama uzak olursak daha tatlı oluruz. Haklısınız çocuklar. İnsan annesini babasını sevse de ne demişler? Herkesin kendi evi demişler. Evet öyle demişler. Celal'cim müşteri geldi galiba. Aa, hey, taksi mi lazımdı kardeş? Evet şoför bey. Tamam kardeş hemen geliyorum. Hadi mavişim ben hadi geliyorum. Hadi canım. Sebahat abicim hoşça kal. Güle güle Celal. Celal'cim akşam erken gel de yemeği beraber hazırlayalım tamam mı? Tamam mavişim gelirim. Tamam hadi, hadi bay bay. Ne için geleceğini bir bilse uça uça gelecek. Oh. Ağaçların oh. dostu ve oh. bu bahçenin bütün düşmanlarına düşman bir böcek. Oğlum abuzer, kaldım mı yine bir başına? Bunlar Uğur böceğinin larvaları. Erdalan, bak hani şöyle içimi serinletecek bir şeyler söylese bana. Vay be kardeşim, böcek deyip geçmeyeceksin. Şunların mekanizmalarına bak abuzer. Aerodinamik üst yapılarına bak. Böcek değil mikrokozmos. Hatta hipokamp elefanta komolos. Tamam sen ne deyin? Ben Sinan diyeyim, kalbim acı diyeyim. Sen bana böcek deyin, hipokamp elefanta komolos deyin. Larvaların uzunluğu 3 Merhaba arkadaşlar. Hayda. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk abi. Tanıştırayım çocuklar. Haydar Ayşe'nin abisi. Öyle mi? Memnun olduk. Hoş gelmişsiniz ha. Hoş bulduk. Vay be Haydar'cığım. Özlemişim seni ya. Geç şöyle otur. Geç. Haydar. Ne kadar kalacaksın burada? Vallahi abi kalabildiğim kadar kalacağım. Ayşe ile Mehmet'e birinin göz kulak olması gerek. Doğru söylüyorsun. Ayşe işine gitti. Ben de evde oturmaktan sıkıldım. Kalktım buraya geldim. Çok iyi yapmışsın Haydar'cığım. Abuzer, Haydar ağana bir çay getir bakayım. Tamam, tam taze çayım vardı. Tam isabet oldu yani. Kalsın aslanım, kalsın. Sabahleyin çayı fazla kaçırmışım. Fazla çay bende asabiyet yapıyor. Tamam, siz bilirsiniz. Oo, maşallah. Bu yıllar televizyon serilerinden durak değil, 5 yıldızlı dinlenme tesisi. Haydar'cığım. Müşteri beklerken canları sıkılıyor. Onlar da böylece abi, haliyle oyalanıyorlar işte yani. Bu kadar serbestlik iyi değil Ramazan abi. Ben söylüyorum. Gene de sen bilirsin. Delikanlı, kapat şu televizyonu da ne konuştuğumuzu duyalım. Tamam abi. Ya şöyle, bırak böceği otu. Bunların ne faydası var sana aslanım? Aa, Celal geldi. Kazım'ın arabasını Celal çalıştırıyor da. Demek Celal çalıştırıyor. Evet. Çalıştırıyor da nasıl çalıştırıyor bir görelim bakalım. Allah Allah ne kadar gıcık bir insan modeliymiş bu. Abuzer, Abuzer. Hemen. Mıhtar gel bakalım konuştuğu kadar biliyor mu bu? Gelelim bakalım Abuzer emmi. Ha Celal. Haydar Ayşe'nin abisi bundan sonra hep birlikte kalacaklar. Aa öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk da bu arabanın hali ne böyle? Pis, böyle araba mı kullandın? Her tarafını çamura bulamışsın. Ben aslında çok dikkatli kullanırım abi de yani şeyde tamirat var bir yolda yanımdan tır geçti. O sıçratmıştır. Peki bu ne bu? Kurabiye parçası mı? Allah Allah. Kardeşim bir insan bu kadar mı kıl olur? Burayı da çizdirmişsin. Haydar, o rahmetli Kazım'ın zamanından kalma. Ya. Peki, bu ne bu? Bunu da mı rahmetli yaptı? Abi, ben çizik göremiyorum. Olsun aslanım, ben göreceğimi gördüm. Gözü gibi bakardı rahmetli arabasına. Bunları görse, içi sızlardı herhalde. Allah Allah, ağlar. Haydar emmi ben gıcık dedim ya. Eksik söylemişim. Gıcığın da gıcığı. Gıcığın da gıcığı mübarek. Doğru. İşimiz var içimiz.
Buradan dümdüz devam edeceğiz. Peki hanımefendi. Yine ne var üstüne? O gördüğün arkadaşım da diyorum sana, sadece iş arkadaşıyız. Bu senin problemin. İster inanırsın, ister inanmazsın. Sana açıklama yapmaktan bıktım. Evet, seninle görüşmek istemiyorum. Ay şu erkekler, hepiniz aynısınız. Efendim, pardon, anlayamadım hanımefendi. Biraz önce arayan erkek arkadaşımdı. Anlamsız kıskançlıklar yapıp beni bunaltıyor. Doğrudur da, yalnız seven insanlar kıskanır hanımefendi. O da öyle söylüyor. Tamam, kıskanılır ama her şeyin bir ölçüsü var. Önce kıskançlık yapıyor, ondan sonra da affet beni, affet beni diye peşimden koşturuyor. Ya, öyle mi? O kötü. Böyle yaptıkça gözümde iyice küçülüyor. Hayır, peşimden koşmasa, birbirimize zaman tanısak, özlesek, o zaman her şey daha çabuk yoluna girecek. Ama erkeklerde nerede böyle ince düşünce? Ama hanımefendi, bütün erkekler aynı değildir. Bence hepimizi birden harcamayın. Aynısınız. Hepiniz aynısınız. Hayır, böyle söylüyorsunuz ama eminim siz de aynı şeyleri yapıyorsunuzdur. Ben aslında bu... Ya. Söyledim işte. Hepiniz aynısınız. Yani. Abuzer, nasıl bozdu beni, gördün değil mi? Gördüm abi, gördüm. Ama takma. Büyüklük sende kalsın. Nasıl takmam aslanım? Ya, çocuk gibi azarladı. Demem. Bir tanem. Tekrar hoş geldiniz Haydar Bey. Hoş bulduk. Affedersin. Konuşarak uyandırdık seni. Yok. Sorun değil. Ben nasıl uyanacaktım? Yok canım, biraz daha uysaydım. Hayret bir şey. Burası senin ekmek dükkan. Saygı göster biraz, saygı. Böyle horlaya horlaya uyursan ne beti kalır buranın ne de bereketi. Anne yaşadı. Ya. Çaptık vallahi, çaptık. Haydar'cığım, Ömer'in eşi hamile. Geceleri sancıları tutuyor. Uykusuz kalıyor da o yüzden uyuyor. Ya senin bir marketin vardı, ne oldu Haydar? Yok şimdi abi. Müşterinin biri geldi, Trakya peyniri istedi. Dükkanda 40 çeşit peynir var, o yok. Lagaluga etti, ben de sinirlendim. Sonra da kapattım dükkanı. Anladım. İyi de etmişim. Herkes bir cins. Ne yapsam, ne etsem kimseye yaranamıyorum. Yaranamıyormuş Haydar Bey. Baba. Ramazan abi, işsizim. Bir iş bulursan bana göre haber ver, olur mu? Tamam Haydar'cığım, münasip bir iş olursa sana göre haber veririm. Bu ne bu? Türkiş kafi Haydar emmi, yani Türk kahvesi oluyor. Gördüm kahve olduğunu. Ne biçim kahve bu? Böyle şeker mi konur kahveye? Ağzımın tadını bozdun. Anladım. Lavabo merdivenin altında. Abi bak, söylemedi deme. Bu adam buraya her gün gelecekse bu durakta kan çıkar. Şimdi ol ha. Evet abi, bence de. Çocuklar, idare edin. Misafirdir. Birkaç dakika daha oturur gider. Aa, misafir. Sen misafirliğini bilsin. Huysuz, geçimsiz bir insan çıktı. Evet. Duy. Mavişim, ben geldim. Nuray. Mavişim, kocan geldi, kocan. Allah Allah, bana erken gel dedi, kendi ortalarda yok. Nuray. Aa, bu ne? Aa, eyvah, ben çok önemli bir şey unuttum herhalde. Ne unuttum, Allah'ım ne unuttum. Sürpriz. Doğum günü kutlu olsun canım. Mavişim, ben bunu tamamen unutmuştum. Ay ben çok duygulandım, ben ne diyeceğimi bilemiyorum şimdi. Canım karım benim, canım. Ay her şey çok mükemmel olmuş Mavişim. Sen de çok mükemmelsin, çok. Öyle mi? Teşekkür ederim. Arkadaşlarımızı da çağıracaktım ama böyle baş başa olalım istedim. Çok isabetli bir karar vermişsin, çok. O zaman hemen başlayalım kutlamaya. Tamam, başlayalım. Dünyanın en yakışıklı kocası bana bu dansı lütfeder mi acaba? Eder tabii. Etmez mi? Açmayalım abişim, açmayalım. Gel. Hayatım böyle ısrarla çaldığına göre kapıcıdır. Ben şu çöpü koyup geleyim. Allah'ım, ben ne şanslı adamım. Benim muhteşem bir karım var, muhteşem bir karım. Üstüm başım da toz içinde. Bari kendime çeki düzen vereyim. Anneciğim, ben üstümü değişiyordum. Çocuklar, bu gece burada kalabilir miyim? Tabii kalabilirsin anne, de ne oldu? Cevat babam yok mu anne? Bana o adamın adını anma. Bir daha duymak istemiyorum. O ismi lazım değil adama, terk ettim. Ne?
üstüme nasıl bir ağırlık çöktü anlatamam sana Erdal. Şimdi kim kalkacak da gece eve gidecek böyle, üf ya. Abi istersen ben gideyim, sen nöbetçi kal ha. Sen ne kadar şakacı bir arkadaşsın böyle. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kanki. Merhaba kanki. İyidir kanki. Senden ne haber? Ne iyidir ne olsun işte. Gel, otur otur. Oturdum oturdum. Söyle kanki. Ha. Evlat'a geldi de. Ha? Evlat'a gittin mi? O ne be? Ya Evlat'a gittin mi diyorum? Gitmedim gitmedim. Ha. Daha doğrusu Münir Arıman kanki. Hı? Münir Arıman geldi. Ne? Büroya uğramadım kanki. Niye peki? Arabaya binen bir müşteri sayesinde kadınların fazla üzerine gidilmemesi gerektiğini anladım ve büroya gitmedim kanki. Doğru karar. Ah Sinem, ah! Benim gibi delikanlıya yapılacak hareket mi? Hareket mi yani? Oba, bu ne abicim? Oba, uzay mekiği. Neye benziyor? İçki şişesi. Hayret bir şey. Acil durumlarda gerekir. Ağdasa acil duruma. Bu kız niye böyle yapıyor? Ha? Yoksa benden tamamen vaz mı geçti? Tamamen vazgeçmemiştir. Ne diyorsun? Geçmemiştir, geçmemiştir. Hayır, hayır, hayır. Abuzel, bize birer mekik getir. Bardak, bardak ya, bardak. Bardak. Fırla, hadi bakalım. Ha, Erdal için de bir tane daha. Yok abicim, ben bu akşam içmeyeceğim. Nöbetçiyim ya. Prensiplere bağlı bir arkadaşımız değil mi? Güzel. Ağlarım, bu meret böyle tek başına içildi miydi? Midede, böbrekte, ciğerde, dalakta tahribat yapıymış. Ben meze hazırlayacağım. Hadi koş, 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 koş. Çiçek aksi buyurun. Evet. Tabii. Tabii hemen gönderiyorum. Tamam. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hadi hadi. Kolay gelsin Erdal'cığım. Kanki. Söyle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yani kızma ama suç biraz da sende. Niye? Yani sen Sercan'a biraz fazla yüz verdin. Vallahi aslında doğru söylüyorsun ha. Onunla ilgilendikçe, üstüne gittikçe böyle bir havalara giriyor, bir tuhaf bitirikler falan oluyor. Bu kadınlar niye böyle kanki? Bilmiyorum kanki, bilmiyorum. Anlamıyorum, anlamak da istemiyorum zaten. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, sen arama, Selcan seni nasıl arayacak? Doğru, doğru. Hem ortağını falan da merak etmiyorum kanki. Nevzat denen o herif umurumda bile değil. Tamam yani tamam, bu yalandı. Ama üstüne düşmeme konusunda kararlıyım en azından. Bak zaten en geç yarım saate kadar arayacak, göreceksin. Çünkü yalnız kalmaktan korkarım. Bak, Ömer Şen der ki pişmiş aşa su katmayalım, kadınları artık karıştırmayalım. Bu gece böyle gitmez, rakıyı bardakta bırakmayalım. Hadi bakalım hoppa. Hadi içelim kanki. Ay, inanmıyorum lan. İnan. Kız kaç yaşındaymış biliyor musun? 18 yaş. Aa, inanmıyorum. Ya amcayı bir görsen de gençleşmiş. Aa, basınım. Toparlan biraz, dayın geldi. Affedersin dayı. Neredeyse ayaklarını tamamen dikeceksin. Bu Ayşe Hanım'ın da kapı sohbeti bitmek bilmiyor bir türlü. Ayşe! Geldim abi. Geldim. Ne yapıyorsun kızım iki saattir kapı aralığında? Ay, Nagihan bir şey anlatıyordu da onu dinliyordum. Nagihan bir şey anlatıyormuş. Dedikodu yapıyorum desene işte dümdüz. Kapı aralığı muhabbetlerinden hiç hoşlanmam. Gülsem'im de böyle yapardı, sinir olurdum. Ay tamam, bir daha yapmam abi. Hem de öyle kaka kaka kiki. Bütün apartman duymak zorunda mı seni? Abi sen bilmiyorsun, bizim bir Nihat amca var. Geçen sene karısı vefat etti. Ay 18 yaşında biriyle evlenmiş ayol. Tamam kızım, tamam. Konu bu değil. Konu senin kapı aralığında kikirlemen. Bir daha olmayacak. Tamam abi, olmaz. Olmasın. Herhalde evde otur çıkılmışsınızdır ha? Şurası bir gezmeye götüreyim. Yaşa dayı. İyi de neyle gideceğiz? Canım durağa kadar taksiyle gideriz. Oradan arabayı alır şöyle bir dolaşırız. Sabahinde ben götürür, durağa bırakırım arabayı. Hadi geç olmadan çıkalım o zaman abi. Bu halde mi geleceksin aslanım? Ne var halimde dayı? Bir de ne var halimde diye soruyor. Baksana kafana, beton dökülmüş gibi. Jöle dayısı o, jöle. Neyse ne. Hadi git kafanı yıka aslanım. Dur. Bir de seni beklemeyelim. Gelince yıkarsın. Hadi yürüyün. Dayım da her şeye karışıyor. Aman niye öyle oğlum? Çocuk kötü biri olduğundan değil yoksa. İdare edeceğiz artık. Hadi çocuğum, hadi benim evim lazım. Bunlar hala gitmediler mi? Yok ağam, dert benim tasası bunlara düştü. Çöktü kaldılar ama. Kanki, şu anda tam 30 dakika 20 saniye oldu ve Selcan seni aramadı. Hayır, araması lazım biliyorum. Yani korkar, tek başına kalamaz. Allah Allah, ne oldu? Hay Allah'ım, dur bakayım. Kanki, galiba senin saatin ileri. Tabii, bak sen yarım saat dedin değil mi? 29 dakika olmuş, birazdan arayacak, görecek. Hah, işte arıyor. Arkadaşlar, arıyor. Bakın şimdi eve dönmem için yalvaracak, göreceksiniz. Tabii abi, tabii. Biraz çalsın.
Alo. Aa, nüfus cüzdanını evde unutmuşsun Kenan. Arayıp bulamazsan merak etme, ona haber vereyim dedim. Tamam, etmem, etmem. Nasılsın? Yani ilk gecen nasıl geçiyor? Fena değil. Toz şeker nerede Selcan, bulamadım. Alt dolaba bak, makarnaların arkasında Nevzat'cığım. Nevzat mı? Ne Nevzat'ı? Arkadaşım Nevzat. Evini boyatıyormuş, çok kokuyormuş da bu akşam burada kalacak. Bir dakika, bir dakika. Selcan olamaz. Orada kalamaz. Ne demek istiyorsun Kenan? Bak, burası benim evim ve arkadaşımın burada kalıp kalamayacağını sana soracak değilim. İyi geceler. Olamaz. Arkadaşlar olamaz. Olamaz, inanamıyorum. Olamaz. Olamaz. Ne oldu? Bu herif var ya, şu herif var ya. Bu herif var ya. Nevzat var ya, Nevzat herifi. Nevzat herifi Selcan'la berabermiş ve bu gece bizim evde kalacakmış. Ne? Ben ona 35 yılımı verdim. Saçımı süpürge ettim. Şunu yaptığına bak. Kanepenin parasını o ödemiş, onun istediği yerde duracakmış. Dursaydı anneciğim. Yani yanlış anlamayın. Sırf kanepenin yerini değiştirmenize karşı çıktı diye evi terk etmenize üzüldüm. Onun için söylüyorum. Anneciğim yeter artık, ağlama. Ne olursun, harap ettin kendini. Oh. Ne yapayım Nuray? Gururum kırıldı. Bunca yıl sonra bana bu yapılır mı? Azmedemiyorum artık. O evde benim eşyalarım bile yerini değiştirmeye hakkım yok. Tamam anne, sakinleş biraz artık. Hadi gel yüzünü yıkayalım, açılırsın. Ben de bu arada üstümü değiştireyim ha. Ay siz bir yere gidecekseniz ben mani olmayayım. Gidin kızım. Aa yok canım, biz bir yere gitmiyoruz. Bugün benim doğum günüm de biz onu kutluyorduk. Ah öyle mi? Ah bir gün de olsun Cevat benim doğum günümü hatırlayıp kutlamamıştır. Ay ben bakarım. Hey baba. Al şunu da ana. Ah babacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Söyleyin babanıza boşuna gelmiş. Beni böyle kırdıktan sonra asla geri dönmem. Söyleyin annenize. Eve dönmesi için ona yalvarmaya gelmedim. Ben arkasından karısını evden kaçırtan adam dedirtmem. Kızım da kalmaya geldim, gitsin evinde kalsın. Söyleyin babanıza ben bir daha o eve adım atmam. Aa çocuk gibisiniz ama. Ortada hiçbir şey yok, boş yere birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Cidden yani, bir kanepenin yeri yüzünden kavga edilir mi? Sen onu annene anlat. Anlatacak bir şey yok Cevat. Evine dön, beni rahat bırak. Sen eve gideceksin Pakize. Ben burada kalacağım. Hayır, ben kalacağım. Hep senin istediğin olmayacak Cevat. Yıllardır bunu yapıyorsun. Başlama gene etki detaylardan. Tamam babacığım. Başlarsam ne olur ha? Başlarsam ne olur? İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Kanki böyle bir şey nasıl yapar, hala inanamıyorum. Olmaz böyle bir şey. Ben de inanamıyorum kanki, ben de inanamıyorum. Bak, eğer bunu Manoş yapacak olsaydı, yemin ederim sana şu sevgiden kabarmış ellerimle gırtlaklarına sarılır, ikisini de öldürürdüm, o binanın altına gömerdim. Saçmalama Ömer, ortada olan bir şey yok ki abicim. Adamın evi boyanıyor, Selcan da iyi niyet gösterisinde bulunup adamı evine davet ediyor. İşte bu kadar basit. Tabii tabii. Ağam yani haşa yengemize kimse bir şey demiyor. Yani hepimiz onu tanıyık. Tanıyoruz. Da bu Nevzat'ı tanımıyık. O kim? İşte Nevzat kim? Kim? Ya, kim? Orta Nevzat. Kim? Nevzat. Kim? Kim ya? Kim? Nevzat. Kim? Nevzat kim? Bak ne bak. Fırsatçının namussuzu teki öyle. Namussuz. Tabii. Selcan'ın iyi niyetinden yararlanıp ona yaklaşmaya çalıştı. Ona yaklaşmaya çalıştı resmen. Önce büro. Büro. Arkasından ne olacak? Ne olacak? Ben sana söyleyeyim mi ne olacağını? Söyle. Korkarım yakında Nevzat herifi eniştemiz olacak. Ha. Nevzat herifi eniştemiz olacak. Olamaz kanki. Ya. Olamaz. İyi olamaz ağam. Olur. Çünkü Selcan yengem genç, güzel bir kadın. Elbette onun da bir gün bir talebi olacak. Tabii abicim. Üstelik Kenan, abi siz artık ayrıldınız. Yani bundan sonra Selcan'ın hayatında başka insanlar olabilir. Bence buna yavaş yavaş alışsan çok neye iyi olur. Neye alışacağım ben Erdoğan? Neye alışacağım? Bak. Kanki bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Selcan çok saf, çok temiz, çok iyi biri. Onu kırarlar, üzerler diye korkuyorum. Korkuyorum. Ben buna asla alışamam. Ben gidip onu almam, kurtarmam lazım. Tabii kesinlikle kanki, çok haklısın. Sen sakin ol bir dakika, sakin ol. Gel. Al şu kadeyi. Hadi. Tamam. Hadi fondi. Kanki ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapalım kanki? Şimdi hemen Nevzat'ı bulmaya gidiyoruz, tamam mı? Nevzat'ı bulmaya eve gidiyoruz. Belki Selcan zor bir durumda. Zor bir durumda. Nereden bileceğiz ha? Ya başı beladaysa? Ne yapacağız? Ya ona zarar verirse ha? Kanki eğer ona bir zarar verirse inan bak Allah. Kafasını kırıp bir geçiririm ona. Tamam. Bak onun var ya kafasını kırarız. Bak bacaklarını kırarım vallahi. Çenesini kırarım. Kaburgasını kırarım. Nasıl kırarım vallahi. Burnunu kırarım. Seni bir patlatırsam görürüm. Ben onu bağırsaklarına sen söğüt dolan ha. Bir tekme. Bir yerim böyle camasam da olur. Ellerini kırarım, ellerini.
elini kırarım. Onun var ya son bak, son bak. Mahvederim bak, vallahi onu, mahvederim. Kulak kemiğini kırarım onu, kulak kemiğini kırarım. Mahvederim. Ömer, abicim kulağı kemiği olmaz. Bak Elda, senin bu gecen gıcık bir gecen ha. Sen şaka günündesin ama ben sana uyumayacağım. Belki adamın kulağının kemiği var. Kanki, senin kulağının kemiği yok mu? Kanki bırak şimdi benim kulağımın kemiğini. Ben onun Nevzat denen adamın kulağının kemiğine bakacağım şimdi. Abi, saçmalamayın, böyle bir şey yapmayacaksınız herhalde değil mi? Yapacaklar, yapacaklar. Tabii abi, yakışır size, bravo. Abi sen sus. Ah. Kenan, abi sen medeni bir adamsın ya. Aklın bittiği yerde şiddet başlar, rica ederim. Ben o adama bir şey yapmayacağım ki. Bir şey yapmayacağım ki Erdal'cığım. Sadece yeni ortağı görmek istiyorum, tamam mı? Yani bu benim en doğal hakkım değil mi kanki? Elbette kanki. Göreceğiz. Belki o bizi göremeden bir güzel onu döveceğiz. Kanki bu nedir böyle? Bunu boş ver, hadi gel. Gel, gel dışarıda dışarıda. Hadi kazanın mübarek olsun. Oh! Hep senin yüzünden. Ne bunun saksıya? Allah Allah. Başka türlü bir hareket delikanlıyı bozar. Bravo, bravo, bravo. Boşuna inat etme Pakize, gideceğim. Ölürse gitmem. Ben kızımın evinde kalacağım. Hayır! Hayır! Ben kalacağım. Tamam, tamam, tamam. İkiniz de kalın ama ne olur artık. Evet, evet. Biz burada uzun işte. Yalvarırım. Asla olmaz. Ben şu kanepeye kıvrılır yatarım. Hayır! Herkes yerinde yatacak. Annene öteki odada yer yatağı hazırlayacaksınız. Kanepede ben kalacağım. Kanepeyi yapma, yapma anne. Yapma, yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Allah'ım sen benim yüzüme kapı kapatma. Yapma baba dinle. Sen çok oldun Pakize, o kapıyı öyle çarpamazsın. Çarparım, hatta bu kapıyı da çarparım. Ya kapı öyle değil, böyle çarpılar. Gitti canım kapılar, gitti canım kapılar. Komşularına rezil olduk. Hayatım çok özür dilerim. Doğum gününde kutlayamadık. Ne yapalım hayatım? Önemli değil. Aile içinde olur böyle şeyler. Nuray, biz nerede yatacağız? İçerideki kanepede tabii. Aman bana kanepe deme. Of 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 of. Ömer'le Kenan ne yaptı acaba? İnşallah aptalca bir şey yapmamışlardır. Aman diyeyim ağam, aman diyeyim. Burada bizim beynimizi yiyeceklerine gitsinler orada Nevzat'ın beynini yesinler. Vay be kardeşim ya. Ben de burada sana laf anlatıyorum ya, yuh para. Bu durakta herkes şahane olmuş. Allah Allah. Allah Allah. İyi akşamlar. Haydar Aile Familyası. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırdır ağam, bu saatte bu şerefi neye borçluyuk? Dayım bizi gezdirecek Abuzer abi, onun için arabayı almaya geldik. Öyle mi? Çok iyi etmişsiniz. Ay bizim araba nerede çocuklar? Durağın önünde göremedik. Ayşe yenge, araba Celal'di ya, akşam da iş çıkışı eve gitti. Hayda! Özel iş için başkasının arabasını nasıl kullanır? Arabanın işi bittikten sonra benim bildiğim şoför arabayı durağa bırakır. Otobüste, minibüste bir şeyle gider evine. Aman tamam, sinirlenme sen abicim. Bize bu kadar dolaşmak da yeter. Konu o değil kızım. Bilirsin, böyle sorumsuzluğa çok sinirlenirim. Ay sinirlenme, sinirlenme canım. Bizde adet böyle. Şoförler işlerini bitirince ev arabalarıyla dönerler. Oh be, onlar arabanın sefasını sürsün. Biz de burada dımdızlak kalalım. Tamam Haydar abicim, sakin olun. Nereye istiyorsanız ben sizi götüreyim abi. Evet dayı, öyle yapalım. Bak sinirlenecek hiçbir şey yok ortada. Her şey çözüldü. Çözümlenmiş falan değil. Neyse, senin dediğin olsun. Hadi bakalım gidelim. Buyurun abi. Gidelim gidelim. Vallahi böyle olacağını bilseydim hayatta çıkmazdım evden. Hadi hoşça kal Abuzer. Güle güle Ayşe yenge, iyi gezmeler. Bravo yani Haydar emmi. Bu gece bir sen eksiktir. Bırak, bırak, bırak. Ne yapıyorsun? Zor ne? Bırak beni. Kapıyı mı çalıyorsun? Evet. Yo, ben çalarım, bırak. Gümbür gümbür çalalım, içeri girelim. Hayır, ben çalarım. Kanki! Sen avukatlık yapma ya, yapma ya. Avukatlığı da, ajanlığı da unutmuşsun. Böyle paldır küldür içeri girilirim ama. Ne yapacağız peki? Nevzat herifini suçüstü yakalayacağız. Hadi be. Gafil avlayacağız. O OK operasyonun asıl amacı budur. O ne be? Ortağı ortadan kaldırma operasyonu. Tamam, ben kaldırırım. Kanki! Anahtarları kullan. Tamam kanki, doğru haklısın. Doğru unutmuştum onu ya. Şimdi ben senin mahvettiğimi. Sessiz ol biraz. Kanki yavaş. Kanki yavaş. Yavaş geç. Yavaş. Tamam. Kapıda biri var. Kapıda kırdı. Ben gelmiyorum. Saat tekim olacak Selcan. Sana öyle gelmiştir. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Gerçekten duydum. Biri var diyorum. Ay ne yapacağız şimdi? Burada değil. Senin anahtarları versene bana. Tamam. Senin anahtarları ver bana. Ben veriyorum. Keşke Kenan evde olsaydı. İşte bu yüzden kadınlar erkeklerin kölesi oluyor ya. Benim evim var. Senin evinin kimliğiyle ne alakası olabilir ki? Her kadın kendini koruyabilir. Bak, hadi gel peşimden. Şimdi aklıma geldi. Ya ben evden ayrılacaktım ya, o yüzden evin anahtarlarını Selcan'a verdim kanki. Of kanki ya, of. Ne yapacağız? Kapıyı kıralım kanki. Ben gelemem. Hadi, sen istiyorsan git. Hiçbir çaremiz yok. Evet. Bacadan girecek halimiz de yok. Evet, hadi. Hazır mısın? Hazır. Bir, iki, üç. Hadi şimdi!
Ne? Dursun! Kanki! Kanki kaç! Kanki kaç! Kanki duruyor mu? Kanki! Ne oluyor? Bir dakika ben hırsız falan değiliz. Hayır hadi hırsız ya! Yapma Nevzat, onlar yabancı değil. Hı? Ne? Nevzat mı? Nevzat mı? Selcan? O Nevzat, hani bu adam Nevzat. Bu adam Nevzat mı? Ha? Nevzat işte Kenan. Ne o, beğenemedin mi? Hayır, hayır aksine. Hayır. Çok beğendim ben. Çok güzelsiniz. Çok memnun oldum. Ben hiç memnun olmadım ama. Bu saatte yalnız bir kadın evine gelip korkutmaya utanmıyor musunuz siz? Utanmıyor musun kanki kadınları korkutmaya? Bak, arkadaşım adına özür dilerim. Gerçekten bizim kötü bir niyetimiz yoktu. Biz dostuz. Yenge söylesene. Eski eşim Kenan, duraktan arkadaşı Ömer Nevzat. Kim olurlarsa olsunlar, bu yaptıkları hiç hoş değil. Siz niye gecenin bir vakti kapıyı kurcalıyorsunuz? Aslında ben de merak ettim Kenan. Niye kapıyı kurcalıyordunuz? Evet, aslında ben de merak ettim. Ben hani sana anahtarı verdim ya, ben anahtarı almayı unuttum. Yani sana verdiğimi unuttum. Ondan sonra kapıyı açmak isterken anahtarı unuttuğumu unuttum. Daha doğrusu bir şeyi de... Aslında Selcan doğru, zili çalmamız daha doğru olurdu ama ben sen uyuyorsun diye zili çalmayı unuttum. Yani uyandırmamak için seni unuttum. Sabahlar torbaya mı girdi? Niye bu vakitte geliyorsunuz? Vallahi billahi benim suçum yok ablacığım. Yani tamamen onun suçu. Arkadaşım adına özür dilerim yani ben. Biz niçin geldik? Kanki için geldik biz. Selcan biz kimlik için geldik çünkü... Şimdi kimlik bu? Yani ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Öyle değil mi kanka? Değil mi? İnsanın her an başı derde girebilir. Ah bencil düşüncesiz erkekler. Sadece kendinizi düşünürsünüz değil mi? Her şey istediğiniz zaman olacak çünkü. Selcan getir şunun kimliğini. Getir tamam. Benim kimliğimi Selcan. Tamam. Tekrar özür dileriz. Gerçekten. Özür dilerim. Tamam, sizi böyle gulyabanı halinizle böyle yakaladık orada birdenbire. Çok özür dilerim. İşte kimliğini. Al. Aldım. Ya kadına bak, suratımıza kapattık kapıyı. Terbiyesiz. Kanki. Ben şu anda çok mutluyum, çok hafifledim. Niye? Bak Nevzat bir kadınmış. Yani Selcan'ın ortağı bir kadın. Yani Selcan'ın hayatında herhangi bir erkek yok. Yok ya. Kanki ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle kanki. Sen Selcan'ı hala deli gibi seviyorsun aslanım. Yok ama ne ilgisi var canım? Bir boşanma nasıl bir boşanmaysa ben bunu bir türlü anlayamadım kanki. Yok kanki. Benim operasyondaki görevim bitti ama senin yeni başlıyor. Yok ben bilmiyorum. Senin için SSKB operasyonu şimdi başladı. O ne be? Selcan'ı sabaha kadar bekleme operasyonu. Hadi bırak. Olmaz kardeşim böyle. Her işin bir adabı var canım. Millet kafasına göre iş yapıyor. Ay sen sinirlenme abi. Olmuş bir kere. Sağ olsun Erdal da bizi eve bırakacak. Konu o değil kızım. Ben yapılan saygısızlığa sinirlendim. Haydar abicim. Celal de Ayşe yenge 3-5 kuruş para kazansın diye bu arabada çalışıyor. Tabii. Üstelik müşteriyi bıraktıktan sonra doğru evine gitmiş. Yani bunda sorun yapacak bir şey göremiyorum ki ben. Evet doğru söylüyor dayı. Yani bunu bu kadar büyütmene gerek... Sen kes beton kafa. Bana akıl mı veriyorsun? Oğlum sen de şöyle bir kenara çek bakayım. Duruver. Durdum abicim durdum. Söyle bakalım aslanım, sağ ol. Borcumuz ne? Rica ederim abi, borcunuz falan yok. Al aslanım, ben kimseyi minnet altında kalmak istemem, al şunu. Kusura bakmayın abi, alamam. Alacaksın aslanım, külahları değişiriz bak. Almam abi, rica ederim, almayacağım. Al aslanım şu parayı. Abi almayacağım. Al diyorum sana. Ay Ramit geldi, kurtulma olayım, al şunu Erdoğan. Hadi yürü. Hadi hoşçakal. Hay Allah'ım ya, ne laf anlamaz adam. Babişim, uyandılar mı? Annem uyandı da babam hala uyuyor. Aman isabet, düşünsene ikisinin aynı anda sofraya oturduğunu, vallahi harp çıkar ha. Bence de. Anlamalıydım. Başka kim tuvaleti bu kadar saat tutabilir? Sanki babasının özel malı. Murat! Efendim baba? Yavrum, bu evde ondan başka insanlar olduğunu annene hatırlatır mısın? İki saattir tuvaletteyim. Hatırlatayım babacığım. Anne, anneciğim, baban tuvaleti kullanacakmış. Geçmiş olsun anneciğim. Baba bak, baba. Karşılıklı taarruz başladı, doğru sığınaklara. Ne olacak bunlar? Ne bileyim ben. Ya
ben banyodayken arkamdan ne dedi bakayım? Aa, kim? Kim olacak canım, babanız? Vallahi bir şey demedi anneciğim, ne diyecek? Aa. Hadi hadi, demiştir o. Aksi huysuz demiştir kesin. Ay anne, vallahi billahi bir şey demedi. Aa. Ne o? Arkamdan mı konuşuluyor? Yok babacığım, ne münasebet? Ben sana çay vereyim babacığım. Ah canım yavrum, kızım. Sağ ol yavrum. Hanımefendiye sorar mısınız? Daha kaç gün burada kalacakmış ha? Beyefendiye söyler misin kızım? Gitmesi gereken kişi kendisi. Ben burada kalacağım. Durması hata zaten. Anne, baba lütfen. Yapmayın ne olur. Bak bak, görüyor musun? Benim kaymağı ve zeytini çok sevdiğimi biliyor ya. İkisini de önüne çekmiş. Buyursun yesin. Yeter ki sussun, kafam şişti. Buyursun yesin dedi, kafası şişmişmiş. Estağfurullah. Buyur babacığım. Teşekkür ederim kızım. Bir şey değil babacığım. Celal, seni bilmiyorum da ben doydum. Kalkalım mı? Peki mavişim, sen bilirsin. Biz geç kalıyoruz. Müsaadenizle kalkalım. Size afiyet olsun. Afiyet akşama olsun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle. Hayırlı işler. Sağ olun. Gel mavişim. Kaymaktan aldıysan verir misin? Kendimizde bile rahat yok. Aman mavişim, dua et de akşama kadar barışsınlar. İnşallah hayatım. Of, hadi hayatım gidelim. Gel canım. İnanmayacaksınız ama minnet altında kalmak istemem diye bana para bile verdi abi. Hadi canım. Ben de çok şaşırdım. Ben size dedim oğlum, bu adam gıcık. Kabuzer, ne biçim konuşuyorsun sen? Ne diyeyim oğlum, bak kamuoyu aynı kanaatte, herkese kök söktürüyor. Bak hala konuşuyor. Hemen ağam, tamam. Herkese merhaba. Merhaba. Merhaba Celal. Ağam, ben fermuarı açayım. Celal ağam, Haydar Efendi sana çok kızdı. Allah Allah, ben ne yaptım ki? Kazım abinin arabasıyla eve gitmişsin ya, onlar da gezmeye gideceklermiş. Durakta arabayı bulamayınca çok kızdı. Ha ha, küplere bindi. Maşallah, hangi küpe sığacaksa. Aa, şu işe bakın. Biz onlara iyilik yapmaya çalışıyoruz, adam gıcıklık yapıyor. Doğru, bu Haydar Efendi iyilik yapmaya gelmiyor ağam. Bu nasıl saygısızlıktır? İnsan haber verir diye bağırdı çağırdı. Hayret bir şey. Madem Haydar Efendi o kadar sinirleniyor, ben bir daha o arabaya elimi sürmem. Yapmayın oğlum. Ayşe ile Mehmet için yapıyoruz bunu. İyi de bak Ramço, arkadaşlar da burada, sen de şahitsin. Yani Ayşe yenge ve Mehmet için canımız feda. Evet. Ama Haydar abi böyle gıcıklık yapacak olursa ben bu işte yokum. Ben de yokum abi. Sen ne diyorsun Kenan? Bence Kenan ağam hiç bulaşmaz bu işe. Ha Kenan ağam? Aslında haklısın Abuzer. Abi durup dururken Haydar abiyle karşı karşıya gelmek istemem. Ramazan ağam ne edecek? Madem arabayı kimse çalıştırmak istemiyor, bu durumda yapılacak en iyi şey Kazım'ın arabasını satıp parayı bankaya koymak. Tabii ağam, en güzeli. Hem o paranın faiziyle Ayşe yengemle Mehmet gül gibi geçinip giderler. Evet, iyi fikir vallahi. Bu durumda Haydar abiden ebediyen kurtulmuş oluruz. Evet abicim, en akıllıcısı bu görünüyor. Arkadaşlar bir saniye, abi Ayşe yenge bu işe ne diyecek peki? Bilmiyorum oğlum. En iyisi gidip Ayşe'yle bir konuşalım bakalım. Buyur abicim. Sağ olasın. Ayşe'cim, geçen hafta domatesi biraz fazla almışız. Bu hafta biraz eksik alalım, olur mu canım? Tamam Perihan Hanımcığım. Zaten dura dura çürüyorlar. Yazık, günah yani. Of, of. Hatırlatın, bir türlü vakit geçmiyor. Ay abi, sıkıldıysan çık dolaş biraz. Kızım, dolaşmanın ne faydası var? Bana bir meşgale lazım. Meşgale lazım, meşgale. Ey maşallah, salatanın güzelliğine bak be. Bir dakika aslanım, bir dakika. Buyur abicim. Bu ne bu? Mantığı. O değil aslanım, bu ne bu? Salata abicim. Salataya soğan böyle mi doğranır ha? Haklısın abi, biraz iri doğramışım ama bundan sonra dikkatli olurum. Aferin, dikkatli ol, bir daha olmasın aslanım. Tamam abicim. Ay ne olur kusura bakma Perihan Hanımcığım, biliyorum her şeye karışıyor ama. Zararı yok Ayşe'cim. Haydar Bey, eliniz de kirlendi. İbrahim, lütfen beyefendiye bir peçete verir misin? Hay hay Perihan Hanım, sağ ol. Ramazancığım, hoş geldin canım. Hoş bulduk sultanım, nasılsın? Oo, iyiyim. Canım benim, tekrar hoş geldin. Ah, Haydar da buradaymış. Nasılsın Haydar'cığım? Nasıl olsun Ramazan abi? Alışmışım harekete, işsizlik sıkıyor beni. Hayrola bir tane, seni hangi rüzgar attı buraya? Ayşe'yle bir şey konuşmaya geldim. Hayırdır Ramazan abi? Hayırdır kızım, hayırdır. Gel şöyle, bize biraz müsaade eder misin sultan? Haydar'cığım sen de şöyle geç. Geldim, geldim. Ayşe kızım biliyorsun, rahmetli Kazım'ın arabasını sıradan hiç ayırmadım. Sağ olasın. Ama şoförüm az, araba sayısı çok. Çocuklar ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar ama yine de kazan senin için yeterli değil. Haklısın Ramazan abi. Bu benim de canımı sıkıyor.
Ben de diyorum ki arabayı satıp parasını bankaya koysak faiziyle geçinseniz. Ha? Ne dersin Haydar? Vallahi ben bir şey diyemem Ramazan abi. Araba benim değil. Sen ne dersin Ayşe? Ay, o araba Kazım'ın ikinci evi gibiydi. Onun içinde çok hatıraları var. Ay yok, ben kıyamam o arabaya. Böyle bir şey yapamam. Sen bilirsin kızım. Benimki öylece bir fikirdi. Kabul edip etmemek sana kalmış. Aslında ben bir yol buldum. Hay Allah'ım ya Rabbim, hala bizdeler, gitmemişler, deli olacağım ben, deli olacağım. Gel elam, hiç boşuna heveslenme. Ramses Cevat'ın ne kadar inatçı olduğunu en iyi sen bilirsin. Abuzer, açma şu şom ağzını. Niye am? Görünen köy kılavuz istemiyor. Abuzer doğru söylüyor abicim. Küsmüş gelmişler işte. Artık Nuray yengeli sana bir süre gün yüzü görmek yok. Cello, dua et barışsınlar, başka çaren yok aslında. Yok abi, beni artık dua da kurtarmaz. Of, of. Aman abicim, of. Senin yerine biz oflarız. Of, of, of. Kine ne of, ağlar. Haydar ağa geliyor. Nerede? Nasıl geliyor? Aa. Ya ağa, ne işi var bunun burada? Ağalar yanında Ramazan ağam da var. Sığınaklara, sığınaklara. Yani bir Haydar'ımız eksikti. Of, 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 of. Arabaya geldim. Merhaba gençler. Ne yaptınız abi? Yani Ayşe yenge arabanın satışına ne dedi? Kazım'ın yadigarı diye Ayşe arabanın satılmasını istemiyor. Biz de düşündük, taşındık. Arabayı çalıştırmaya karar verdik. Bak sen şu işe. Olmadı amco. Sen şimdi şoför bulmak zorundasın değil mi? Bulundu bile. Kimmiş o? Şanssız. Bundan sonra arabayı ben çalıştıracağım. Şoförlük nasıl olurmuş? Hepinize göstereceğim. Sıkı dur çiçek taksi. Ben geliyorum. Hmm. Oh.